Alayım önce. Evet, baktık içine de 2008 dolu bir şey. Göztaş'ın Gökçeada, Çanakkale, Kabatepe, Gökçeada feribot çalıştırma uygulamasından ben bir İstanbul'dan Gökçeada'ya gelen bir kişi olarak rahatsızım. Şöyle rahatsızım. Daha önceki zamanlarda online sistem diye bir uygulama yoktu. Her gelen araç sırasını bilirdi. Ne zaman sırası geldiği zaman da gemi sırasına göre gemiye binerdi. Fakat bu birkaç senedir yeni bir uygulama. %60 online sistemle %40 sıradaki arabalara bir uygulama şeklinde bir çalışma sistemleri var. 100 tane araç alan bir gemi 70 tane online sistem. 1 saat öncesinden online'den bilet alan bir vatandaş 3 saat 5 saat kuyruk bekleyenden daha önce gemiye binebiliyor. Ben bugün 12'de geldim. 9'da binebileceğim söyleniliyor. Yani bu uygulamadan son derece rahatsızlık duyuyorum. Özellikle bu uygulamanın üzerine gidilmesini, vatandaşların rahatlatılmasını rica ediyorum. Gestaş'ın bu işe, Gestaş mı düzeltir, kurumlar mı düzeltir ama bir şekilde bu uygulama düzeltilsin. Şurada şimdi bir sürü araç var. Bunların şu an gelenin ne zaman gemiye bineceği belli değil. Ama 5 dakika sonra gemiye online sistemde bilet alan şimdi gelecek olan gemiye binebilecek. İnsanlar bu kadar zaman beklerken herhangi bir sosyal tesisin olmayışı, bu kadar zaman içerisinde güneş altında küçük bir kafede, o da belli insan kapasitesi olan bir yerde ama çoğunluk ya arabasının içinde ya dışarılarda zaman geçiriyor. Yani bir sosyal tesisin, bir dini vecibelerin yerine getirilebileceği bir mescit, bu tür şeylerin de önemli ve dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar da çok önemli bir eksiklik. Alan olmasına rağmen sosyal alan yok, tesis yok, hiçbir şey yok. Yani bu işi Gestaş tarafından sadece ticari bir amaç olarak bakıldığı, yönetildiği düşüncesindeyim. Bu online uygulamasından şikayetçiyiz. Neden şikayetçiyiz? Şunun için, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ye kürküm ye dünyası olmuş. Parası olan geliyor, bastırıyor, binip gidiyor. Parası olmayan fakir vatandaş 7 saat, 8 saat, 10 saat ben bir de geldim, bir de anca binebilirsin diyorlar. Yani 12 saat burada bekleyeceğim. Paramız yoksa çile mi çekmek zorundayız? Devlet dediğin zaman sosyal devlet her alana müdahale etmek zorundadır. Şimdi tabii ki bu Gökçeada ile arasındaki bu ulaşımın çok ciddi bir sıkıntı yaptığını, hem turizm anlamda hem buranın gelişimi anlamda büyük sıkıntılar yapıyor. Bir kere merkezin, yani Kabatepe'den merkeze geldikten sonra burada bir sosyal tesisin olmamayız. İnsanların 10 saati, 12 saati, 15 saat bekleyerek gideceği bir tuvalete doğru dürüst olmaması çok sıkıntı veya yetersiz olması, kirli olmasının noktasında ben bunu doğru bulmuyorum. Havaalanımız var, uçak çalışmıyor. Böyle bir anlayışın olduğunu, bunu kesinlikle kabul etmemek gerekiyor. Vatandaşlar bu kadar eziyet çekmekle, bu kadar turizm alanındaki bu güzel kenti, bu güzel adayı kötü göstermek için çaba gösteriyor insanlar. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Yetkililerin bu konuda gerektiğinin yapılmasını öneriyorum.